teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili dostlarım, değerli komşularım, özellikle çiftçilerimiz. Güzel amcacığım, gözümün içine tabelayı sokuyorsun. Bak, heyecandan konuşamam, sonra söyleyeyim. Şimdi burada bulunan özellikle çiftçi kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız ve bütün hemşerilerimizi, burada benimle birlikte bugün olan çok değerli dostlarımla, başta ev sahibimiz Çatalca Belediye Başkanımız olmak üzere değerli belediye başkanlarımızın da ev sahipliğinde sayılır. Ama aynı zamanda milletvekillerimiz, hem İstanbul milletvekilimiz hem Tekirdağ milletvekilimiz, misafir belediye başkanlarımızı görüyorum. Parti meclisimiz burada, çok genç değerli üyelerimiz, hep beraber sizlerin bu hasadınızın, ürününüzün en güzel halini tatmaya, onu görmeye, bereketinizi büyütmek için sizlere dua etmeye ve sizlere destek olmaya geldik. Hepinizin emeğinin karşılığını aldığı, bereketin bol olduğu, insanlarımızın mutlu olduğu günlere kavuşmanız dileğiyle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlarım uzun uzun açıkladılar, hem değerli çiftçi hemşerilerim, ablamız, kardeşimiz, hem değerli kooperatif başkanımız, hele hele başkanımız çok önemli konulara değindi. Bu sene ürettiği topraktan elde ettiği parayla ürettiği toprak bir daha ekmeğe parası olamayacağını anlattı. Onun çok daha aşağısında bir gelir elde ettiğini, bu şekilde devam ettiği takdirde ne yazık ki bu topraklarda yaşayan insanların gıdası, yaşam kaynağı olan tarımın artık yapılamaz hale geleceğinin işaretini bize verdi, gösterdi. Bu tehdit var. Tabii Çatalca Belediye Başkanımız, değerli çiftçi dostlarımıza, hemşerilerimize verilen bu desteğin ne denli moral kaynağı olduğunu, insanlarımızın bu desteklerle beraber tekrar toprağını işlediğini ve tekrar toprağında para kazandığını ifade etti. Çiftçi kardeşimizin dediği gibi bir fabrikada işçi olabilirdi ama şimdi bu desteklerle toprağında üreten, ev halkıyla beraber üretimin bir parçası olan bir dönemi yaşadığını söyledi. Aslında bu sözlerin üzerine fazla söylenecek söz yok. Ama şunu söylemek zorundayım. 2020 yılında pandeminin, o salgın hastalık döneminin insanları evine kapattığı ve büyük bir moral bozukluğu içerisinde hayatta kalmayı, yaşama gücünü elde etmeyi düşündüğü anlarda biz bir kesimi daha hatırladık. Hiçbir şey yapamaz halde ekemeyeceğini, biçemeyeceğini düşünen çiftçimizin yanında ilk kez o pandemi döneminde olduk. Az önce Göçbeyli köyünden bir ablamız yanımıza geldi. Domateslerin hangisi senin abla? Bunlar mı? Tamam, onları ben alacağım giderken. O hepinizin esprisi. Ama hatırlıyorum, eğer bu olmasaydı biz çok umutsuz günler yaşayacağız diye bana söylediklerini hatırlıyorum. Pendik'ten Silivri'ye, Çatalca'dan Sarıyer'e, Şile'den Beykoz'a, Arnavutköy'den Büyükçekmece'ye, bütün ilçelerimizde tarım yapılan alanların arttırılmasına dönük desteğimize başladık.
İşte o desteğimiz sadece bugün burada ürünlerini gördüğünüz fide desteği değil, akaryakıt desteği, aynı zamanda çiftçilerimize eğitim desteği, makine desteği, gübre desteği ve ziraatin en iyi şekilde yapılması adına gereken ne var ise hepsini sağlama gayreti içerisinde oldum. Bugünkü bayram hissinin, bugünkü bu güzel ortamın ve duygunun kaynağı o verdiğimiz destekler. Her yerde söylüyorum, çok gururla söylüyorum. Bir çiftçi annenin evladıyım. Toprağın bereketinin bir hane için, bir ev için ne ifade ettiğini çok iyi bilirim. Yüzleri nasıl güldürdüğünü, insanları nasıl mutlu ve huzurlu ettiğini iyi bilirim. Siz toprağın bereketini fışkırtamazsanız, o toprağı işleyenin gönlünü iyi ve hoş edemezseniz, o insanların hanesine o bereketli gelirleri akıtamazsanız, o milletin huzurlu olma şansı yok. O bakımdan bu memleketin dört bir tarafında çiftçinin çığlığını duyuyoruz. Kötü ekonomi politikaları, çiftçinin desteklenmemesi, insanların ihtiyaçlarının hissedilmemesi ve ne yazık ki vatandaşından uzaklaşan yönetim anlayışı bugün başta köylerimizde, kırsalda toprağını işleyen, hayvanını yetiştiren insanlarımızı çığlık atmaya, feryat etmeye mecbur bırakmıştır. Tabii gıda enflasyonunda bu bozuk düzen dünyada neredeyse en yüksek enflasyona sahip ülke durumuna bizi getirmiştir. Normal enflasyon zaten yüksek ama gıda enflasyonu ondan da yüksek. İşte böyle bir ortamda biz üretimi teşvik ederek aslında merkezi idarenin, hükümetin yapamadığını ona hatırlatmak ve mutlaka çiftçinin yanında olmak zorunda olduğunu ona göstermek istiyoruz. Biz yol gösteriyoruz. Bu yolu umarım izlerler. Umarım çiftçimizin yanında olurlar. Umarım bu çiftçimizin feryadını duyarlar. Zaten işçisi, emeklisi şehirlerden bu ülkenin yönetimini istemediğini gösterdi ve gönderdi. Şimdi köylüsü, çiftçisi memleketin iktidarından yollamak için kararlı davranıyor. Onu söyleyeyim. Biz sadece İstanbul üretsin değil, biliyoruz İstanbul'un tarım alanları, İstanbul'u bakacak hali yok. Burada 20 milyona yakın insan yaşıyor. Ama biz İstanbul'dan bütün ülkeye ders olacak uygulamaları yaparak insanlarımızın gerçek ihtiyaçlarının altını çiziyoruz. Gerçek ihtiyaçlar, bunlar gerçek konular. Tabii bugünün merkezi idaresi, hükümeti bu eksiklikleri kapatmak için her gün türlü türlü mevzuların peşinde koşuyorlar. Her gün hepimize bir takım yakıştırmalar, yapıştırmalar peşinde gayret ediyorlar. Ama Allah'a şükürler olsun, yalan, dolan, talan bize ya ne yakışır ne yapışır. Ne yakışır ne yapışır. Bunlarla uğraşacaklarına Ekrem İmamoğlu'yla ya da onun yol arkadaşlarıyla, genel başkanımızla uğraşacaklarına milletin dertlerini çözmeye odaklansınlar. Çiftçiye yardımcı olsunlar, çiftçiye destek olsunlar. Ben her yerde söyledim, söyleyeceğim. Bugün
şu kürsüden, kalpten, bütün inancımla inanın. Keşke Yaradan'a dua ediyorum ki ekonomiyi düzeltmede başarılı olsunlar. Çünkü benim memleketimde, benim milletime ne yoksulluk, ne açlık, ne işsizlik, ne gariplik yakışır. Benim milletime zenginlik yakışır. Bu kadar net. Onun için içten bu işin muhalefeti iktidarı olmaz. İnanın ekonomimiz keşke iyi olsa, daha iyi ekonomi, daha güçlü işler için rekabet etsek. Ama bu memlekete 22 yıllık iktidarın ucunda yoksulluğu ortaya koydukları gibi belediye başkanımızın dertlerini dinliyorum. Bir kısmını ifade etti. Düşünsenize, seçimden önce 5 ay 6 ay önce seçimden önce belediyenin kasasına Cumhurbaşkanlığının kasasından 45'er milyon lira yolluyorlar. Ama bir şartla, 14 tane eksikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere değil, AK Partili belediyelere, İstanbul'a 45'er milyon lira. Pardon, 14 değil, bir eksik daha var. Ortağına bile yollamıyor, Silivri'ye bile yollamadı. Ona da yollamadı. 15, 45'er milyon lira. Niye? Seçim parası. Niye? Ekrem'i yenecekler. Ya Ekrem'i değil ki. Milleti yenmeye çalışıyorsun ama millet yenilmez. Millet yenilmez. Millet yenilmez. Millet hakkını, hukukunu kime yakışıyorsa teslim eder. İşte Çatalca'da Erhan başkanımıza teslim ettiği gibi millet İstanbul'da da bize bu hakkı teslim etti. Ama ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? 5 ay önce 45 milyonu Çatalca'nın hesabına yatıran Cumhurbaşkanlığının kasasından, sizin paranız, sizin, yatırırken demiyor ki ona git sigorta paranı öde kardeşim. Diyor ki seçim çalışmalarında harca, ne yap et, Çatalca'yı kazan, İstanbul'da da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yen. Olmuyor, aradan geçiyor 4 ay, sanki 4 ayda sigorta borcunu yapmış gibi kapısına icra yolluyor. Bu nedir ya? Bu nedir? Ya kimin? Çatalca kimin? Milletin. Belediye kimin? Milletin. Ya bu zulüm yapılır mı? Bu eziyeti, bunun adı politika mı? Bunun adı siyaset mi? Yani şu vicdanı en yüksek, adaleti en iyi bilen, vicdan ve adalet bu milletin ruhunda vardır, ruhunda, hücrelerinde var. Bundan hiç taviz vermez. Hakkını haklıya teslim eder. 2019'da ettiği gibi. Yine etti, yine edecek. Onun için sen bu şekilde sanma Erhan Bey'i ya da diğer belediye başkanlarını cezalandırıyorsun. Sen milletini cezalandırmak için hareket ediyorsun. Ama millet malın sahibi sen değilsin ki. Millet malın sahibi, mülkün sahibi millet. O millet günü geldiğinde sana gereken cevabı, nerede hak sahibi olduğunu göstereceği sandıkta o demokrasi tokadını sana gösterecek. Bu kadar net. İşte tekrar diliyor ve istiyorum ki, tekrar yürekten dua ediyorum ki Allah'ım ekonomiyi düzeltmeleri için onlara yardım et. Onlara akıl ver. Onlara vicdan ver. Onlara adalet ver. Dua ediyorum onlara. Şimdi 6-7 senedir Allah'ım onlara akıl ver diye dua ediyordum. Yaradan benim duamı kabul eder ama bu yaramadı. Bu yaramadı. Yaradan benim duamı kabul eder.
İnşallah vicdan ve adalet verir. Daha çok dua ediyorum çünkü ben bu memleketin ve milletin iyi olmasını istiyorum. Bakın işte bu bereketli ortamın var olmasını sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma, işbirliği yapan belediye başkanı arkadaşlarıma, kooperatif başkanı yöneticilerine, bütün çiftçilerimize, başladığımızda birdi şimdi 10 kat arttı çiftçi sayısı. Yani bizden faydalanan çiftçi sayısı sayın vekillerim 10 kat arttı ve ekmez oldukları toprakları ekmeye başladılar. Ve tam 51 bin dekar üretilen alanı arttırdık. 51 bin dekar. Daha da artacak. Daha da artacak. Onlar memleketin tarım alanlarını, orman alanlarını gasp etmesinler diye biz tarım yapmaya, o alanları ekip biçmeye devam edeceğiz. Biliyorum. Göç beyliği de başladılar etrafını sarmaya, gördüm. Ama itiraz ediyoruz, onlara da yaptırmayacağız, göreceksin. Her yerde aynı şeyi yapıyorlar ama bu memleketin taşını, toprağını, doğasını. Ben size bir şey söyleyeyim kıymetli ablalarım. Geldim yanınızda çayınızı, kahvenizi içtim. Bakın bunu unutmayın. Boş milliyetçilik narası atmasınlar. Milliyetçilik nedir biliyor musun? Milliyetçilik bu toprağı, doğayı, havayı, suyunu, denizini, insanını, senin evindeki bereketi, bolluğu düşünmek demektir. Milliyetçilik budur. Öyle lafla olmaz milliyetçilik. Bu milletin her evladının, her yöresinin korunması demektir. O bakımdan inşallah biz çiftçilerimize dağıtılmış olan bu güzel sebzelerin hasadını hep beraber gördük. Muhtemelen ikişer üçer domates bugün alırız. Akşam onun güzel bir salatasını yaparız. Yaparız değil mi? Lezzetiniz bol olsun. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bizle uğraşıyorlar ama boşuna, nafile. Bizim her belediye başkanımız işinde gücünde. Her belediye başkanımız kendi ilçesinde en güçlü belediyeciliği yapmak için gayret içerisinde. Bizi boş konularla televizyonlarda orada burada tartıştırmasınlar. Kol kola 26 belediye başkanı İstanbul'da tarih yazacak, göreceksiniz. 26 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı. İyi niyetle gazeteciliğine güvendiğim, bizi takip eden, genelde de bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yazan çizen sevgili gazeteci kardeşlerim, bırakın bizim arkadaşlarımızın şunu dedisini, bunu dedisini. Memleketin sorunlarını konuşun. Bir süre bizi unutun. Şunları anlatın, şu bereketleri anlatın. Başka bir şey istemiyoruz. Yandaş medya zaten bizi göstermez. Onlar bunları göstermez. Bazen geri geleceğim. Göç böyle. Bazen benim çirkin, yamuk yumuk çıkmış fotoğraflarımı göstermeye çalışıyorlar. Niye Ekrem çirkin? Annem arıyor beni, diyor ki uşağım öyle de güzelsin, böyle de güzelsin diyor. Onun için Allah'ın yarattığı her varlık güzeldir, yakışıklıdır. Hepinizi bu güzel duygularla selamlıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Köylerinizin, topraklarınızın, güzel şehrimizin ve bütün memleketimizin bereketi bol olsun. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun.